Yani bir ruhu olduğunu, bir aklı olduğunu fark etmiş midir? Hocam neye dediğini görüyorum. Buyurun buyurun. Ama şimdi Rümeysa diyor ki, hocam diyor, bilgisi yoksa nereden fark edecek diyor. Ya düzeltmeyin. Evet düzelt. Evet. Özlem? Bence fark edemiyorum. Ya bu kadar mı ya? Ya şimdi böyle bir cümle savunabilir mi arkadaşlar? Özlem böyle bir şey savunabilir mi? Ya bence fark eder. Fark etmez. Bu mudur ya, adam ölüyor ya. Adam yani hayat memat meselesi bu ya. Yani böyle olur mu? Yani bence fark eder olur mu? Yani daha ne demek hocam ya falan gibi. Yani böyle çok şiddet girmen lazım. Bir de bir teori benimseyin yani. Mesela bak ben kendi duruşumu size söyleyeyim. Hocam çok zor. Bir karar vermek çok zor. Mesela hani eğer bir kabulle başlıyorsa bir yola gidebiliyor biri. Yani diğer türlü mesela kabul etmezse yani çok zor. Böyle bir hikaye de çıkmaz yani. Böyle bir hikaye niye çıkmayacak ya? Böyle bir hikaye ne? Böyle bir şey var. Mesela bunu deneysel olarak bile yapmak istesek yine mesela diyelim ki bir yere işte gözlem altına alıp böyle bir insan bırakıp mesela bir küçük bir çocuğu yani bebeği bırakıp sonra onun büyüme süreçlerini izlesek yine tek bir insandan bile o genellemeye varamayız yani. Hani tam kalbin yaksan gibi biri çıksa biz yine de tümel bir şeye ulaşamayız yani. Hocam bir şey örneği var. Ormanda işte bir çocuk bırakıyorlar bir şekilde. Yani Tarzan'ı bıraktılar mesela. İşte maymunlar onu yetiştiriyor falan. Oğlum bu Tarzan, bildiğin Tarzan seninki. Yok hocam, bildiğin yani şey, maymun gibi yaşıyor yani. Dala atlıyor falan. Yani böyle kendini diğer varlıklardan ayrıştırıp da Tanrı fikrine falan gitmiyor. Yani arkadaşlar siz metafizik çökertiyor. Yani şu an klasik düşünce okulunda metafizik çökmüş bulunuyor. Hocam, ya böyle bir şey olabilir mi? Efendim? Hakikati arıyoruz. Hakikat aramanın ne sırası mı? Hakikati savunun, hakikati aranır mı Osman? Budur hocam, fıtrat Allah'a ilet. Güzel ya, gel şöyle, bereye gel. Bulur ya. Hocam fıtrat Allah'a ileti fataran ne sahne? Bitti, bu ayet kerime Mars'ı da bağlar yani. Mars'ı da bağlar. Yani arkadaşlar sorun anlıyor musunuz? Yani sorun uzakta bir yerde değil. Yani bunu bak şimdi, yani biraz şimdi mizansen gibi oluyor, bir kişinin orada olmaz ama... Şimdi soyut düşüncelere gidelim. Mesela zihnimizde silelim yani. Bütün doğruları silelim. Tamam yani bütün doğruları silelim. Mesela şimdi şöyle yapmam misal diyelim ki mesela bir fakire sadaka vermemiz iyidir. Ya bunu bu önermeyi savunabilecek bir rasyonel gerekçemiz var mı yok mu? Yok. Var. Ya niye bak şimdi İbn-i Tüfeğ diyor ki ben diyor, benden iyi varlıklara baktım. Yani bu gökteki cisimler bayağı güzel geldi bana. Onlar yeryüzünü ısındırıyor. Demek ki ben de böyle yapmam lazım dedi. Yani, şimdi adam bir tane gerekçe buldu. Yani doğadan, tabiattan ahlaka bir gerekçe buldu. Şimdi, yani şunu anlatmak için söylüyorum Nida. Yani eğer şimdi siz kitabı hakikaten uzakta bir yerde varsayarsanız, yani bu kitap böyle fiktif bir şey anlatıyor derseniz konu anlaşılmaz. Çok yanlış gider bu. Bana göre çok gel. Yani şimdi mesela şuradan dışarı çıktığımızda biz çok ilgilenecek bir şeyden bahsediyor. Yani biz şimdi sadece konuyu biraz daha trajik hale getirmek için diyoruz ki mesela adam Mars'ta. Yani öyle, şimdi arkadaşlar bakın. Çağırsalar siz yani bir yerde bak. Şimdi içinizden çağırsa KDO'dan eleman çağırsalar bir tek Osman'ı gönderirim. Çünkü Müslümanlığı bir tek o savundu. Çıktı dedi ki. Yani bir de tabii. Bir de sen ne diyorsun Merdan? Evet. Çekimler nasıl önerir sence? He? Evet, söyle. Aynı şekilde yani. Osman gibi. Osman. Tabii Osman gibi. Evet. Sen? Bence yani. İsimleri söyle arkadaşlar ismi. Ben Ebru. Ebru. Ha Ebru tamam. Ha? Yani bir insan Tanrı'yı bulabilir. Zaten 7 yaşından sonra mesela namaz hani şart oluyor ya. Burada da Hayrin Yaksan 7 yaşından sonra galiba. 7 yaşından sonra mı şart oluyor? Hap yuttuk ha. Tamam. Şey, 7 yaşından sonra çok kaydı düş. Evet. 7 yaşından sonra yani daha gerçek düşünmeye başlıyor. Yani evet. Keşfetmeye temiz çağ. Yani Tanrı'yı bence 7 yaşından sonra olduğumuzdan sonra bulmaya başlıyor. O yüzden yani bir kişi bulur. Yani ihtiyaçları doğrultusunda Tanrı'yı bulabilir bir insan. Bir kişi bulabilirse en azından yetenekliler bulabilir. Yani bir kişi... İmkan kavramı çok sıkıntıya girer yani. Ama şöyle, o zaman şöyle düşünelim.
bütün bu insanların buldukları birbirlerine eksik bilgiler, yalan bilgiler söyleyerek yalanın da, bak cümleye dikkat edin. Bütün bu metafizik gelenek, bütün bu bilimler, bütün bu işte mito, şunlar bunlar. Yalan üzere dayanışmadan kaynaklanan bir miras mıdır? Ya arkadaşlar onu kastedin ya. Bunu kastediyorsun yani. Az önceki teoriden bu çıkıyor. Öyle değil mi? Olabilir. Hocam. Mustafa seni bir daha derslere almıyoruz yani. Bu en tehlikeli... Hayati görevlerim var ama sınıfta ya. Sınıf hayatı pervane. Pervane. Tamam. Ama çok tehlikeli görüşleri savunuyor ya. Öyle şey olabilir mi? Evet. Evet. Söyle. Şey, ismin ne söyle? Sümeyye. Ha, Sümeyye. Hocam bence de böyle bir tartışmaya lüzum bile yok. Yani bu bulur mu? Bulur mu? Ya. Hocam bir tane bilim sağlayayım. Ben tamam. De zaten onu engellemeye çalışıyoruz. Engellemeye çalışıyoruz seni. Sümeyye, evet. Hocam bulmama gibi bir ihtimal yok. Bulmaya mahkumdur. Yani sonunda... Osman. İki. Bir arkadaşlar destek geldi sana. Evet. Hocam hani ben Mars'ı düşündüğümde işte koca gezegenler... Direkt aklıma yalnız olup olmadığım hani gelir ve oradan direkt kendime hani Bir dakika. Evet. Kendime orada hani o yalnızlığımı gidermeye çalışırım. Çünkü bence hani insanın en büyük problemlerinden birisi yalnızlık ve bunu hani bir şekilde aşma ihtiyacı hissediyorum. Ben şimdi senin görüşlerine Sümeyye katılacağım fakat Nida ile Rümeys, Sümeyye, bir dakika. Ya arkadaşlar çatışma var ya şimdi, burada büyük çatışma var. Çatışma var. Şimdi Nida ile Rümeys der ki, o zaman sen Tanrı'yı bulmadın. Yalnızlığını gidermek için hocam, sığınacak bir baston aradın. Hocam yok, ben katılıyorum aslında. Sümeyye ile ben deriz ki, hadi ben cepheye geldim. Şimdi esas cepheye geleyim de şöyle doğru düz. Musa tamam. Şimdi bunlar der ki o zaman, yani sen aslında Tanrı falan aramadın. Sen baston aradın kendine. Veya bir mağara aradın. Yani yalnızlığını aşmak için bir mağaraya girmek istedin. Buna Tanrı dedin. Derler sana. Ama hocam benim sorduğum ilk soru varlık problemi. Yani kendimi ilk önce fark ediyorum. Ve daha sonra yalnız olduğumu nereden çıkarıyorum? O zaman ilk önce kendimi keşfetmişim. Varlığımın farkına varmışım. Bir zihinsel süreç yaşıyorum. Daha sonra zaten bu kendimi fark ettikten sonra... İkinci, yani sonuç olarak zaten Tanrı'ya ulaşmış oluyor. Ha kendini, tamam evet. Tamam biraz daha, bunu şey söyleseydin, Merdan kesin öyle söyler yani. Yalnızlık, can sıkıntısı falan diye söyler. Onun için Merdan'a saldırır gibi sana saldırdım. Tamam Merdan, hücum var sana. Şimdi böyle söyle, isimle. İsimleri de söyle. Yasemin. Ben şeyi anlamıyorum yalnız. Burada akres sürecin burada ne zaman nasıl işlemeye başladığını anlamıyorum. Mesela böyle bir durumda benim aklıma hemen duyular devreye girerdi diyorum. Hmm. Yani yalnız bir insan... Orada olmadığı bir yerde mesela zulmü görürdü ama bunu hissediyoruz, bu akletme süreciyle değil. Mesela bir yırtıcı hayvanın başka masum bir hayvanı falan böyle parçaladığını gördüğünde mesela buna insan ruhu tepki gösterebilir ama bunu hissi olarak yapardı. Evet. Duyuyla, akıl şimdi size burada. Size bir şey örneği vereyim arkadaşlar. Bir gün bir arkadaşla Süleyman kayıtlara geçiyor ama geçsin o. O kadar iyi bilinmeye de gerek yok ki. Neyse ortaya çıksın. neyse falan çıksın. Çıksın ha. Bunu anlatmış mıydım size? Şimdi bir tane kedi cağız bir kuşu hırpalamış. Yani kuş fena. Şimdi ben ayıptı söylemesi yani mesela yani aslan ceylanın peşine koşarken aslancıyım yani. Yani yakalamadığında Allah kahretmesin falan filan dedim. Neyse. Şimdi ben dedim ki ya kuş uçmaya çalışıyor da yani alalım yani şeye koyalım dedim. Olmaz dedim. Bırak dedim. Yani kedinin yakalamasını sağlayalım dedim. Tamam. Şimdi evet. Yani şimdi dedik ya dedi ya yaşasın. Ama dedim onun da dedim emzireceği yavruları vardır dedim. Yani işinin yarısını halletmiş yani zaten. Yani şimdi hayvancağızın rızkına engel olamayız dedim. Zaten belgesel çekimlerinde böyle bir prensip varmış. Yani doğaya müdahale etmemek. Evet, tamam şimdi senin söylediğinle tam tersi bir şey yani. Tamam siz öyle düşünebilirsiniz. Ha. Ama bence burada da akli süreç işletmiyorsunuz. Siz de burada duyulan. Aha gitti duyudan gittik. Allah'a.